Bugün 27 Eylül 2011 Salı. Güneyyurt'un en yaşlı annelerimizden Esma Han Süzen. Kendisi halamdır. Aslında halamın kızıdır. Babam sülalenin en küçüğü olduğundan aramızda bayağı yaş farkı var değil mi Hikmet? Evet. Anlat bakalım hala, ne var ne yok? Ne bileyim. Yaş nasıl? Bilmem. Evet. Bilmem. Şeye sordum da bu Solak Mehmet'ine 95 var falan dedi ya. Yoktur o kadar. Değil mi? Yoktur. Herhalde 24 doğumlu. 24 doğumlu. İşte 87-85 mi olmuş oluyor? 1924 olsa değil mi? Tamam. 86 mı oluyor? Tamam. Tamam. 87 öldü işte 11 ya. Tamam. Baban koca kaç yaşında öldüydü hala biliyor musun? Bilmiyorum. Niye? Köye ilk radyoyu getiren oydu ama değil mi? Bilirimdir ya şimdi bir şey bilmem. Unuttun mu bayağı? Kaç yaşındaydı öldüğünü bilmiyoruz ama ben bir yaşındayım şimdi rahmetli oldu. Öyle mi? Şu anda 49 sene olmuş herhalde. Bayağı ilk radyoyu getirmişmiş köye değil mi? Vallahi ne getirdiğini bilmiyorum tabii. Anamın kucağından ne bileyim. Ha sen yani, benim aklım eriyor radyo dinlediğimize. Ben bilmiyorum. Sen benden küçüksün değil mi? Doğru. Ben 55'liyim. Tamam doğru. Yani 5 yaş var anada ya. Tamam ya. O zaman doğru. Aklın erer yalnız değil mi? Neden bilmem. Babamın erdiğinin aklı girer mi? Ben senin babanı ne bileyim? Öldüğünde bir yaşındaymışsın dedim. Ha. Tamam bilemezsin o zaman. Bilmiyorum. Tamam. İşte, bilmezmiş. Bilemez. Nerede savaşmış baban hala? He? Nerede savaşmış? Kafası nerede? Çanakkale'de. Çanakkale'de mi savaşmış? Öyle mi? Çanakkale. Tamam. Şurada. Şurasına yumruğum sıkardı. Ha. Eve bir çoğudu. Ha. Orasına sirke düşerdi. Çekerdik sirkeyi. Sirke yani şeyi, yavşağın küçük bitin şeyi değil mi? Tamam, evet. İşte, Çanakkale'de. Çanakkale'de savaşmış değil mi? Tamam. Allah rahmet etsin, ruhun içine bak olsun. Amin. Yani Çanakkale gazisi olduğu için o maaş alıyordu değil mi? Tamam. Doğru. Orada, vurulduğunda, hı-hı, bir hayvan kesmişler. Hayvanı kesmişler. Hı-hı. Buna hayvan etiki düşmüş. Allah Allah. Kocaya, ben babama. Askerler arasında mı kesmişler? He he. Tamam. Açlıktan. Ha. Allah Allah, evet. Açlıktan, ondan geri. Hı. O şeyi yemeden vurulmuş. Allah Allah. Yemeden vurulmuş. Yemeden vurulmuş. Hastaneye mi kaldırmışlar? Tabii hastaneye kocayı kaldırmış. Tamam, yemeden gitmiş bak. Nasibi gördün mü? Nasip işte, evet. Ya. İşte öyle. Ölen var mıydı o savaşta, Gargara'dan, bu civardan ölenlerden duyduğumuz var mıydı? Bilmiyorum. Çanakkale'de. Bilmiyorum. Ha, sen bilmezsin yani, tamam. Başka ne anlatırdı savaşlardan, Çanakkale'den? Hiç aklında bir şey var mı? Yok değil mi? Yok. Hı-hı. İşte öyle değil Allah rahmet eylesin. Onu anlatırdı yani, tamam. Babam onu da. Allah Allah. Sonra mükremin. Evet. Çenesine bir sivilci geldi. Buraya geldikten sonra mı? He. Evet. Bir sivilci geldi. Sivilciyi vetti, birine evet, aldıra gitti. Hı hı. O sivilciyi almışlar. Askere hastaneye falan mı gitti ki? Herhalde ya, öyle bir şey. Eskerden geldiydi. Yani gelmişmiş, aldırmaya, ha doktor için demek istiyorum. Evet. He. Hayır, o sülkeyi aldırdıktan geri arayan da olmadı, soran da olmadı. Bir gün çıkarmış. Evet. Eve. Kendisi. Kendisi çıkarmış, hı-hı, çengesini kesmişler ya. Hı-hı. Çengesini kesmişler, çengesi yoğurdu. Tamam. Şey. Çengesi nereye kadar yoğurdu hocanın? İşte vardı da küçücük bir şey. Öyle mi? Ha, evet. Senin ucumadır herhalde, ne yaptılar ki? Tamam. Küçücük bir şeydi de. Tamam. Daima bulamaç yedi. Bulamaç çekildi. Ha, yani sert bir şey yiyemezdi. Değil mi? Tamam. Ölümü sıkardı anamı rahmetli. Neyi?
Üzümü sıkardı, üzümün suyunu içti. Ha, üzümü sıkardı, tamam. Üzümün suyunu. Tamam, evet, üzümü sıkardı. Hı-hı. Kulamaş pişirdi ana. Bir gün öten de emmim vardı. Uçacak emmim. Uçacak koca, iyi bilirim, evet. Hayır, ölüme uğurlu ölmüş. Babam. Kapıya ardılar almış. Kapıda ezrar dokanmış. Allah Allah, evet. Hayır anam bir ses koparıvermiş. Be ama anam ölüp batı sevinç sana ne değil. Allah Allah, evet. Hayır, oradan çekmişler. O adam bir ölüm olmuş. Orada evde öldü. Muğar'da evde öldü değil mi? Hı. Doğru. Babam rahmetliydi. Hastayken o sizin evin önüne bir gılçul serdiler. Orada bir uzattılardı. Ben aklım eriyor yani babama. Benim babamı. Benim babama. Ha, İvzit'te baba. Hastalanmış. İşte Havvalam'ın evinin önünde dediler. Vardık oraya bir gılçul sermişler. İyi hatırlıyorum çocukluktan. İşte orada kıvranıyordu yani. Sancı, onda bir bağırsak düğümlemesi mi olmuş? Öyle bir hastalığı da onunki ya. Şimdiki şeyine göre yani, dediklerine göre. Ya işte. Orada mı rahmetlendi oradan? He? Orada mı rahmetlendi? Yok, yok. Karaman'a götürmüşler. Karaman'da işte ameliyat ettikten kalkmadı dediler öyle ki. Orada gömmüşler yani. Orada mı yatıyor? Orada, orada. Mezarını bile bilmiyoruz yani biz. Oraya belediye bir yere gömmüştü. Kim sahip çıkacak? Araba yok, şey yok. Alemim götürmüşmüş, dönmüş gelmiş. Kim götürsün, nasıl getirsin? Kim getir, o ne yapsın? Neyle getirsin? Araba yok, şey yok, elde yok, avuçta yok işte öyle. Ölülerle çok uğraşırım kendim. Rüyanda mı? Rüyanda. Etçeyi. Girediğin iyi etçi. Dekanlı değil. Ha, orada gördüklerin mi diyorsun? Rüyasında. Ya rüyanda onları görüyorsun, iyi halde mi görüyorum diyorsun? Rüyamda, rüyamda. Tamam, tamam. Rüyamda. Tamam. Rüyamda, onları görüyorum. Tamam. Görmediklerimi görüyorum, biliyorum. Tamam. Onlara geldi değil. Babamın mezarı bellidir azar. Babamın mezarı belli değil. Karaman'da belediye defnetmiş. Babam. Evi gayet olan bir yer yok mu şöyle? Soğuktu. Yok. Vallahi garipler mezarlığı falan diyorlar. O mezarlığı da şimdi yıkmışlar yani. Yerine otogar mı yaptılar, yol mu yaptılar yani? Öyle. Yani bilen yok yani. Yani tabii. Yani önemli olan ruhunu şad etmek. Ya tabii tabii. Mezarın çok iyi olması şu bu. Onlar önemli değil. İslam'da zaten o kadar bir şey yok. Allah zaten bir adamı 40 tane kurt yese, onların hepsinden o ne dedi gene diriltecek yani. 40 tane mideye gitse bir adamın cesedi. Minderusun otursan. Gene yiyecek yani. He, halamdan hatıra kalsın şöyle bir şey çekiyorum da. İnternete bu ara koyarım bunu. Geçen Solak Mehmet'in de çektim de bayağı anlattırdım kocaya. Poşeyi çıkarıver valla poşeyi. Olsun olsun. Yani yüzletme de çeker poşeyi. Karının milli giysimiz o ya. Değil mi hala? Milli giysimiz. Ulan 5-6 laf ediversen ona. Ne? Çanakkale'den iyi yakaladıydık ama Çanakkale'den bir şey hatırlamıyor gari ya. Hmm, bir şey hatırlamıyor. Çanakkale'den bir şey bir hatıra anlattı bak kocadan. Bak önemli bir hatıra yani. Evet. Dekabredine Allah rahmet etsin ev dayımı. He? Öz dayımı. Öz dayım tabii canım. Öz dayımı. Tabii canım. Yerde öldürmüşler onu. Ha. Muttabir de kaza mı geçirdi bu hoca? Kemiklerin topraktı geldi karı. He biliyorum haberim var. O zaman buradaydım ben. Keseye topraktı. Zabıta aldı geldi onun şeyini. Gel bura koydu. Kemiklerini aldılar geldiler. Muttan mı Mersin'de mi? He? Geldi değil mi diye sordu onun için hani. O... Anladım. Kameradan mı getirdiler ya? Tabii tabii bildim. İşte o yeniydi yani. Bunun yerini biliyorlardı zaten. Yeni bir olay bu. Bizimki ta 59 hesap et yani. Çok geri ya. Hesap et yani 50 sene oldu. 52 sene olmuş yani. O zaman köyde bir araba vardı belki şu köyde. Kader diye bir araba vardı biz çocuk. O zaman hiç yoktu zaten araba ya. Atıla gitmişler ya babam. Babam rahmetli atıla götürmüşler Ermeni. Alemim, Ahmet emmim.
Oradan... İsmail Ağa nasıl, babamı nasıl götürdüler hastalanınca, aklın eriyor mu? Bilmem. Yani bilin de unuttum, tamam. Unutmaz bilse, unutmaz eskileri iyi bilir. Yok, unutmuştur işte, unutkanlık yani. Unuttum onları. Unutmuştur yani. Yani Hüseyin dayın hakkında diyorum. Hastalanınca nasıl götürdüler, nasıl geldiler, bir bildiğin... Onun da aklımda yok. Aklında yok, ha, tamam. Aklımda yok, tamam. Tamam hala. Onu şey ettim yani. Allah uzun ömür versin hala. Maşallah Allah iyisin. Allah ömür versin demek. İyi o zaman, hayırlısını versin. Hayırlısını versin. Hayırlı yer versin. Ha, hayırlısını versin. Hayırlı versin.